Kıymetli izleyenlerim, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü paylaşımımız şurada gördüğünüz, şurası çardağımız. Şöyle, şurası çardağımızın çatısı. Evet, dilekler şöyle iniyor. Bunların dibini beton yapacağız. 3 tane direğimiz var. Bunların dibini beton yapacağız. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Bir de şurada duvarımız var. Çardağı üstüne koyduğumuz duvar. Ve bu duvarın şöyle çatladığını görüyorsunuz. Tabii biz bu duvarı yaparken neyle ördük? Pirketle ördük. Kum pirket. Bunlar sağlam olsun diye. Ama yarıldı. Üstten şöyle şu taraf tabii şu demirden aşağısı şöyle göstereyim. Toprakla dolu. Yani bu demirden yukarısı boş ama alt taraf toprakla dolu olduğu için, yani duvarın içi toprakla dolu olduğu için duvara baskı yapmış. Duvarda sağ tarafı boşluk olduğu için bu tarafa doğru ne yapmış? Yani böyle yıkılmaya yüz tutmuş. Biz de ne yaptık? Şöyle şu gördüğünüz profili kaynattık. Bu direklerimize, çardağın çatısının direklerine. Şimdi bunları diplerini beton yapacağız. Şöyle hafiften çukurlaştırdık. Biraz daha tabi kazacağız. Beton yapacağız ki bu duvar sağ tarafa doğru gelmesin. Tabi yaparken hata yaptık. Aslında buraya demirli bir beton dökmemiz gerekiyordu. Yani perde duvar denilen, perde beton denilen betonu yapmamız gerekiyordu ama maalesef hem kolayımıza gitti. Tabii ki demirli bir betonla buraya duvar yapsak bayağı bir masraflı olacaktı. Biz de işin kolayına kaçtık ama düşük maliyeti tercih ettik ama şimdi tekrar başımıza bir masraf çıktı. Yani bunu düzeltmemiz lazım. Yani bu kaymayı durdurmamız lazım. Yoksa ne olacak? Duvar bu sağ tarafa doğru uçacak. Tabi bu duvarın uzunluğu karşıya doğru şöyle gidiyor. Yaklaşık yani bir 15-20 metre var. Ama çok tabi yüksek bir duvar değil oralar, ama burası önemli. Niye? Burada çardağımız var. Bu kaymayı durdurmamız lazım. Bunun dibini bugün betonla harç yapıp dolduracağız. Eğer ki böyle yani bir tarafı toprakla dolu bir duvarınız olacaksa mutlaka ya aralara böyle 3-4 metrede direk dikmek lazım, yani demirli direk, ya da perde beton yapmak lazım. Yani ben bu tecrübeyi yaşadım. Amacım hani böyle duvar yapacak insanlara yardımcı olmak. harcımızı bu zorlu yollardan geçerek yerine ulaştırdık. Bakalım biz de gidebilirsek. Evet, şöyle ağaçların arasında şöyle şuradan yol yaptık. Betonlarımızı döktük. Tabi yeterli değil. Eğer ki duvar tekrar böyle gelmeye devam ederse böyle dipten 1 metre yüksekliğinde demirli bir beton düşünüyoruz. Yani bir duvar, demirli bir duvar, perde beton ya da düşünüyoruz. Şu demiri duvar gelmesin diye az önce de söyledim, koyduk. Çözüm olmazsa o duvarı yapacağız. Tabi geçmiş zamanda bu işi bilenlerin sözünü dinlemedik. Tabi maddi açıdan o zaman sıkıntı içerisindeydik. Bir ucuza mal edelim düşüncesiyle böyle bir işlem yaptık. Gerçi şöyle de gördüğünüz gibi direk niyetiyle çiftli pirket örmüştük. Böyle bir de ileride var, görüyorsunuz. Ama bu çok çözüm olmadı. Böyle bir tarafı toprakla doluysa duvarın, mesela şöyle göstereyim. Buralar yani toprakla dolu neredeyse, yani şöyle göstereyim, şu yüksekliğe kadar, şuraya kadar şöyle toprakla dolu. Yani o da baskı yapıyor, duvar bu tarafa doğru geliyor. İnşallah bu bir çözüm olur. Olmazsa da dediğim gibi buraya demirli bir 1 metre yüksekliğinde böyle en azından şöyle şu kısma kadar beton düşünüyoruz. Tabi bu bireysel bir uygulama gibi gözükse de aslında böyle bahçeli evlerde oturan, avlu duvarları ya da seki yapılan yerlerde mutlaka pirketle değil de demirli betonla duvar örülmesi tavsiye olunur. Yani tabii ki benim problemim bu ama benzer problemler yaşanacağı için çözüm olur niyetiyle bu videoyu çektim. İnşallah faydalı olmuştur. Tabii yapıcı eleştirilere her zaman açığız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki paylaşımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.